Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere görmüş olduğunuz bu lifin yapılışını anlatmak istiyorum inşallah. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca zile de basarsanız yapacak olduğum modellerden en kısa sürede haberdar olursunuz diyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu lifi yumuşak bir ip, tüylü bir ipten yaptım ben. Bebeklerimizde, yeni doğan bebeklerimizde annelerimiz kullanması amacıyla, biliyorsunuz bu yıl epeyce bebeğimiz olacak. Annesi daha rahat tutabilsin, daha iyi kavrayabilsin diyerekten böyle bir şey düşündüm ve onlara hediye edeceğim inşallah. Şimdi bu kadar büyüğünü anlatmayacağım tabii ki de. Sadece ana fikri nedir onu göstermek istiyorum. Ondan dolayı şöyle küçük bir parça da anlatalım sizlere inşallah. Öncelikle zincirlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Biraz geniş geniş şöyle zincir çekelim. Siz bunu yaparken yapacak olduğunuz kişinin boyutuna, yani elinin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ana fikri şu anda önemli olan, evet, 3 tane zincir çektim birleştirdikten sonra ve üste geçip üzerine alıp bütün zincirlerimizin içerisinden arkadaşlar ikili trabzanlarla dolduralım bütün zincirlerimizi. Şöyle gevşek gevşek yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz, yani kendinizi sıkmadan şu şekilde hepsinin içerisinden yapalım arkadaşlar. Bir de şey düşünüyorum, bu yeni banyo yapmaya başlayan, banyoyu kendi kendine yapmak isteyen çocuklarımızı çok güzel olacaktır. Onları daha zevkli hale getirecektir banyolarını. Evet, şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bütün hepsinin içerisinden, zincirlerin içerisinden ikili trabzanla bir üst sıraya geçeceğiz inşallah. Hızlıca yapalım ki fazla zamanınızı almış olmayalım. Son olan ikili trabzanı da yaptıktan sonra şurayla, bakın şurayla birleştiriyorum. Şu şekilde 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tekrar bir sıra daha yapalım. Şimdi ben bunu iki sırada bitireyim. Siz onu dediğim gibi elin büyüklüğüne göre kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar şu yüksekliği. Ben ne kadar sayı versem de yapacağınız yer küçük olacak, büyük olacak. Ona göre değişeceği için ve şurayı yapıyoruz, yani şu anda şu kısmı yapıyoruz. Şu şekilde yapalım. Hepsinin içerisinden ikili trabzanlarla ilk başladığımız yere geleceğiz. Ve geldim arkadaşlar, şimdi baş parmağı, parmak ile başlayalım. 1 2 3 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Bakın 2 3 4 tane yaptım, 5 tane oldu zincirle beraber, 5 tane trabzanım olmuş oldu. Üzerine aldım, arkasını çeviriyorum. Bakın ileriye gitmeden arkasını çeviriyorum. 1 2 3 4 5 tane de buradan sayıp şöyle birleştiriyorum.
5.'yi de yaptım. Şimdi şurayla bunu birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir sıra daha yapıyorum. Ve yine geldim, birleştiriyorum ikisini. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Bu defa buradan gideceğim arkadaşlar. Tırnağını farklı renkle yapacağım. Tabi erkek çocuklarına hani renksiz de direkt düz olarak da yapabilirsiniz. Şöyle yaptım bir sıra. 1, 2, 3 zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve bir tane daha, bir sıra daha yapıyorum. Ve burada beyaz ipimden bir tane zincirle buradan kesiyorum ipimi. Tırnağını yapacağım için diğer rengimi alıyorum elime. Ve bakın, bunu yaptıktan sonra şuradan bu şekilde tığımı geçirdim. Bu şekilde aldım ve zincirle 1, 2, 3 zincirle şuraya getirip bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde üzerine alıyorum ve alttaki ilmeklerimi alttaki yerlere ikili trabzan şeklinde yapıyorum. Bakın buraya gelince şununla şurayla şurayla birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yukarıya gidiyorum arkadaşlar. Ve onu da bu şekilde birleştiriyorum. Ve üzerine alıyorum. Bakın şuradan bu şekilde yine ikili trabzanlar şeklinde yukarıya çıkartıyorum onu. Ve son yere geldim. Bu iplerimizi şöyle içine alalım. Son yere geldikten sonra burayla birleştiriyorum. Ve beyaz olan, yani pembe olan yerle karşı tarafını birleştiriyorum. Şekilde birleştiriyorum ve sona geldiğimde ipimi yine kesiyorum, pembe olan ipimi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Baş parmağı yapmış olduk. Şöyle serçe parmağımızı koyalım. Şu ipimizi de içeriden çekelim. Onu daha düzenli bir şekilde görünsün. Evet, şimdi baş parmağı bu şekilde yaptıktan sonra beyaz ipimizle tekrar, ya da hangi ipi kullanacaksanız, bakın en dibinden şuradan bu şekilde çıkarttım. Bir tane, iki, üç tane zincir çektim. Bakın şuraya geliyorum. Şuraya ve burayla burayı birleştiriyorum. Üzerine alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu baş parmakla diğer parmakların arasındaki
Şu anda şurayı yapıyoruz. Şurayı biraz yükseltivermemiz gerekiyor. Sonra da diğer parmakları yaparak lif eldivenimizi tamamlamış olacağız. Burada arkadaşlar bakın şuradan hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurası birleşim yeri, oraya getiriyorum ve hepsini birlikte alıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve yine ikili trabzan şeklinde bir sıra daha yapıyorum buraya. Yine bütün hepsini bu şekilde dolanıyorum. Şimdi bakın şuradan ve geldim şuradan aldım. Bu yükselti yeter diye düşünüyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi işaret parmağını yapacağız aynı şekilde. Şurada 4 tane parmak yapacak kadar yer olacaktır arkadaşlar. Şimdi 4 tane aldım mesela ben bunda ya da 5 alalım kenarıyla birlikte. Hemen arkasına dönelim. Arkasından bu şekilde diğer parmağı yapmaya başlayalım. Evet şu şekilde. Ve bununla birleştirme yeri. Tekrar 3 zincir yukarıya çıkıyoruz. Bir daha dönüyoruz. Dediğim gibi bunu parmakların yapacak olduğunuz parmakların büyüklüğüne göre ayarlamanız gerekiyor. Evet bu şekilde ayarlayıp yapabilirsiniz. Çok kolay yapılışı. Evet. Ve şu ikisini birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve artık tırnak koyma yeri geldi. 3 tane çektim. Tekrar yukarı çıktım. 2 sıra bu şekilde yapıyorum. Yarısını örüp yarısını bırakıyorum. Ve 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Ve bunu burada kesiyorum artık. Diğer rengimi alıyorum. Şuradan hemen şuradan bu şekilde 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıkıp tam şuraya bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine alıyorum ve şuralara ikili trabzan yapıyorum. Diğer ipim de içinden yürüsün ki sağlam olsun.
Ve bunu da yaptıktan sonra burayla birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Ve geri dönüyorum. Evet, beyaz ipimi de içine alayım. Ve birleştiriyorum buradan. Bakın, bir buradan, bir buradan alarak şu şekilde parmak ucunu birleştirmiş oluyorum. Ve kestim. Diğer parmakları da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları da o şekilde yapacağız. Aynı şekilde devam ediyor. Ve ortaya çok şahane bir eldiven lif çıkıyor. Şunu içeriye almak istedim ama bunu da keselim buradan fazlalığını. Evet. Diğerleri de aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi bunlara da yapacağız arkadaşlar parmaklarını. Evet, bitmişi de burada. Bakın. Bu şekilde çok güzel bir model. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.